İşte oldu. Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Benim adım Nusa. Bu da benim kardeşim Rara. Ra? Ra? Rara? Ra? Yine nereye kayboldun ya? Hiçbir yere gitme dedim sana. Buradayım. Merhaba, selamünaleyküm. Benim adım Rara. Ben tam 5 yaşındayım. Yarış arabalarını çok severim. Yüzmeyi ve suyla oynamayı da çok severim. Annem dedi ki sen güzel ve akıllı bir kızsın. Bir de ben... Bir saniye. Tamam, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Oruca hazırlık. Taze sıkılmış C vitaminli portakal sularımız ağız sulandırıyor. Vücudumuza enerji veriyor. Çok ferahlatıcı gözüküyor. Sağlıklı bir sindirim sistemi için gün içinde bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz. Portakal suyunda bulunan antioksidan evet, maddeler nasıl? Ve C vitamini Rara, ne yapıyorsun? Vücut fonksiyonlarının daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunacaktır. Bu portakal suyu ve çay reklamlarını izlemek beni susatıyor. Haklısın. Bütün reklamlar içeceklerle ilgili. Bunun anlamı şu olmalı. Yakında Ramazan orucuna gireceğimizin habercisi. Yaşasın Ramazan'a geldi, oley! Oruçluyken içecek reklamları izlersek bu orucu bozar mı? Evet, bozar. Gerçekten mi? Bozuldu o zaman. Reklamları izledikten sonra içersek tabii ki orucumuzu bozar. Neden Ramazan ayında bir sürü içecek reklamı var ki? Buna yolunu şaşırtmak denir Ra. Peki o zaman Ramazan ayında televizyon izlemek istemiyorum. Vay, ne güzel Ra. Eğer sırf Allah rızası için oruç tutuyorsan, Allah'tan gelen sevap da kat kat artar. Evet, evet, evet. Bu dayanmam gerektiği anlamına geliyor. Gerçekten isteyerek mi yiyorsun kızım? Rara annesini eğitiyor. Nasıl bir eğitim? Oruç tutmadan önce yemek yeme eğitimi. Aman Allah'ım Rara, oruç için eğitme şekli bu değil. Sen her şeyi yiyorsun. Oruç tutuyorsan sadece sahurda ve iftarda yersin Rara. Biliyorum. Bu yüzden şimdi çok yiyorum. Çünkü daha sonra yiyemeyeceğiz. Öyle değil Rara. Oruç tutunca sadece sahurda ve iftarda yemek yersin, anladın mı? Wow. Bu uzun süre yemek yiyemeyeceğiz demek. Genellikle Türkiye'de günlük olarak oruçlu geçirdiğiniz süre 13 ile 14 saat arasında olur. Sahurdan akşam ezanına kadar. 14 saat mi? Oldukça şanslıyız. Sadece 14 saat. Farklı bir ülkede 21 saate kadar devam ettiği söyleniyor. Değil mi anne? 21 saat mi? Evet, doğru. 21 saate kadar oruç tutan ülkeler var. Ama oruç süresinin sadece 10 ile 11 saat sürdüğü ülkeler de var. Bunun sebebi her ülkenin iklimi ve coğrafi konumunun farklı olmasıdır. Yani her ülkenin sahur ve iftar saatleri de birbirinden farklıdır yavrucuğum. Nasıl? Epey bir zaman tutuluyormuş anne. Sanırım akşama kadar ben oruca dayanamayabilirim. Rara sadece 5 yaşındasın. Yani oruç tutmak çocuklar için mümkün değil. Onun için yarım gün tutabilirsin, tamam mı? Ra, ben senin yaşındayken akşama kadar oruç tutardım. Gerçekten mi? Sen akşama kadar oruç tutuyorsan... Ben de yatsıya kadar tutarım. Ama sahur vakti sabaha karşı. Yatsı vaktine kadar oruç tutmak diye bir şey yok. Rara. Sanırım bir hata yaptım.
Allah buyurur ki, insanın her ibadeti kendisi içindir. Sadece oruç müstesna. Çünkü o benim içindir. Ve onun mükafatını ben veririm. Rara'nın ilk orucu. Elhamdülillah. Nusa, Rara. Birazdan sabah ezanı okunacak. Dişlerinizi fırçalamalısınız. Ağzınızda yemek artığı kalmadığından emin olun. Ve ayrıca oruçtan önce niyet ve dua etmeyi unutmayın, tamam mı? Tamam anne. Tamam anne. Bir tane daha var. Aman Allah'ım ya. Dünden beri hala yiyorsun. İftardan sahura bir türlü yemeği bırakmadın. Abi, ben ilk kez oruç tutuyorum. Bu yüzden çok yemem gerekiyor. Böylece akşama kadar güçlü kalabilirim. Yeterince yemelisin. Yiyebildiğin kadar değil. Yaptığın şey çok yanlış. Rara hala küçük bir çocuk. Yani bunu unutma. Mazeretler. Ezan vakti yaklaştı. Hadi dişlerimizi fırçalayalım. Nusa gidebilir. Ben dişimi fırçalamayacağım. Ne? Neden fırçalamak istemiyorsun? Anladığım kadarıyla amacın dişinde kalan artıkları yemek deposu olarak kullanmak ve böylece oruç tutmak. Evet öyle. Tabii ki hayır. Yemekten sonra ve uyumadan önce dişlerimizi fırçalamalıyız. Ağzımızda kalan yemek artıkları oruç tutmamızı kolaylaştırmaz. Dişlerimizde çürüye sebep olur. Sonunda acı çekmemize sebep olacak çünkü bakteriler... Yani Ra, beni dinlemelisin. Merhaba, ben dişim. Ağız benim evim. Sağlıklı ve güçlük almak için her gün fırçalanmalıyım. Dişleri fırçalamak için en iyi zaman ne zaman peki? Yemekten sonra ve uyumadan önce kaliteli bir diş macunuyla. Ayrıca hep sağlıklı beslen. Ve 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret edin. Her zaman sağlıklı olmak bizi mutlu eder. Ne yapıyorsun? Neden benim dişlerimi fırçaladın? Çünkü sürekli konuşuyorsun, bu yüzden unutursun diye endişe ettim. Bu sebeple Rara iyilik olsun diye Nusa'nın dişlerini fırçaladı. Nusa, Rara, birazdan sabah namazı olacak. Şimdi abdest almalısınız. Tamam anne. Tamam anne. Çabuk ol Rara, hadi. İslam dini beden ve kalp temizliğine öncelik verir. Abdest almak gibi diş fırçalamak da ibadet etmenin bir parçasıdır. Yardımsever olmalıyız. Neredeyse düşüyordu. Artık gitmeye hazırız. Aman Allah'ım. Düşler o kadar bağlamaya uğraştım. İp nasıl tutmadı ki? Hadi gidelim. Ara. Aman Allah'ım. Tamam abi. İzin verin de size yardım edelim. Onu al. Tamam. Onu da ara. Ve aldım de. Abi. Dikkatli ol. Tamam. Teşekkürler çocuklar. Elhamdülillah. Çocuklar harikasınız. Evet. Yardımcı olmak çok güzel. Umarım her şey yolundadır. Allah'a şükür kırık hiçbir şey yok. Bana yardım ettiğiniz için size hediye vermek istiyorum. Lütfen alın. Atıştırmalıklar için. Vav! Tam da canım bir şeyler çekiyordu. Nasıl da denk geldi? Yaramaz. Abi zahmet etmeyin. Öksürüğüm vardı. Abur cubur yiyemem. Lütfen kabul et, sorun değil. Bu bana yardım ettiğin için bir ödül. Biz sana Allah rızası için yardım ettik abi. Ödül verme telaşına girme. Önemli olan şey eşyalarınızın artık güvende olması. Allah razı olsun sizden. Bir kez daha çok teşekkürler çocuklar. Rica ederiz abi. Dikkat edin.
Ne zaman oldu? Geçen hafta mı? Allah'ım sen bizleri koru. Peki sen ve çocukların nasılsınız? İyi misiniz? Anne. Oh. Lütfen sabırlı ol canım. İnşallah bunu atlatmanıza yardım edeceğiz. Lütfen Ali ve Zehra'ya selamlarımı ilet, tamam mı? Evet. Bu... Neden eşyaları topluyorsun anne? Bu da... Başka? Anne, elbiseleri ve battaniyeleri neden topluyorsun ki? Satmak mı istiyorsun? Sus bakayım. Rara. Bunlar yetimhaneye gidecek değil mi anne? Hayır, ben bunları arkadaşım Esma'ya kullanmaları için vermek istiyorum. Hı? Esma teyze, camiden arkadaşın mı? Hayır aslında. Esma benim ilkokulda en iyi arkadaşımdı. Anladım. Geçen haftaki depremde evleri yıkılmış. Estağfurullah. Bu yüzden şu anda bütün kıyafetlerini kaybettiler. Hiç battaniyeleri kalmamış, geriye hiçbir şey kalmamış. Peki... Ya ailesi nasıl anne? Ne durumdalar? Allah'a şükürler olsun. Artık emniyetteler. Elhamdülillah. Çocukları Zehra ve Ali belki de şimdilik okula gidemeyecekler. Allah muhafaza eylesin. Kötü olmuş. Şimdi anneniz onlara yardım etmek istiyor. Nusra ve Raracığım, bu eşyaları toplamama yardım edin ki bugün bunları arkadaşıma ulaştırabileyim. Tamam mı? Ha? Peki tamam. Anne. Bu çanta Zehra'ya verilebilir. Öyle değil mi? Ha? Ama bu teyzenin sana verdiği hediye değil mi? Evet anneciğim. Ama şimdi Zehra'nın kesinlikle okul çantası yoktur. Ne yapacak ki? Her neyse artık. Eski çantamı kullanmaya devam edebilirim bu sebeple. Bunu verebilir miyim anneciğim? Bunlar geçen ay bana verdiğin kitaplar ve kalemler anne. Ali ve Zehra için bunlar belki de faydalı olabilir. Bunların hepsini vereceğinize emin misiniz? İkiniz de hala bunları kullanmıyor musunuz? Anne, eminim ki inşallah faydalı olur. Elhamdülillah. İkinizle de gurur duyuyorum yavrularım. Biz de böyle bir anneye sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Anne yardım edeyim mi? Ra, onu oraya taşı. Bu mu? Bunu alacağım. Tamam. Her kim Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse, Allah da onun bir sıkıntısını giderir. Yalnız uyumaktan korkmuyorum. Anne! Rara ne oldu? Uyumadan önce dua etmeyi unuttun değil mi? Bir de bunu... Affet abi! Korkuyorum ben! Hayır! Korkma! Bununla sana kim zarar verebilir ki? Öyle sandım. O yüzden yatmadan önce ilk olarak besmeleyi okuman lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Oynamaktan o kadar yoruldum ki pencereyi kapatmayı unutmuşum ben. İkincisi de abdest almak. Ama unutma. Suyu israf etmiyoruz. Abdestten sonra ne yapıyoruz? İlk okuyacağımız ayetel kürsi. Sonra da bunları okuyoruz. Kulüvallahu ehad. Kuleyz Rabbim felak. Kuleyz Rabbim nas. Her sure 3 defa. Sonra ellerimize de üfleyip... Sonra... Yüzümüzü ve vücudumuza sürüyoruz ve amin diyoruz. Sonra ne var? O kadar mı? Sonra kıbleye dönüp sağ tarafımıza yatıyoruz. Saçmalama. Sanki bilmiyorsun kıblenin o tarafta olduğunu.
Sonra? Sonra fazla soru sormadan uyku duası okuyup hemen gözlerini kapatıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sonra ne var? Ya. Benden önce uyumuş. Uyku yorgunlukları gidermekten ibaret değil. Allah'a ibadet etmenin de bir parçasıdır. Besmele'nin önemi. Atkı. Hazır. Kask. Hazır. Motor. Hazır. Emniyet kemeri takılı. O zaman hazır mısın kardeşim? Hazırız. Gidelim. Gidelim. Ne oluyor? Ra? Erkan lütfen atlama sen. Ra sallanma. Ra. Ra sallanma. Hareket etme. Ellerim ağrıyor. O yüzden hızlı sürmemen lazım. Bak anta da yere takıldı. Rara sende bir şey var mı? Yok. Doğru söylüyorsun anta. Ha? Yola çıkmadan önce bismillah çekmeyi unuttuk. Evet aynen unutmuşuz. O zaman bundan sonra besmele çekmeyi hep aklımızda tutalım, tamam mı? Bismillah. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Her işimizin başında bismillah çekelim ki yaptığımız iş Allah katında kıymetli ve bereketli olsun. Bismillah demeye alışmak kolay, söylemesi de kolay. Allah bizi yardımına layık olanlardan eylesin. Tebessüm etmek sadakadır. Allah'a şükür. Nihayet her şey tamam. Nasıl? Oyuncak ve kıyafetlerin hepsi kolyeye girecek mi? Tabii ki. Yetimhaneye hediye edeceğiz ya. Anlaşmıştık ya. Doğru ama ben ne vereceğimi bilmiyorum ki. Oyuncak tavşancık. Üzgünüm tavşancık. Ama annem dedi ki paylaşacaksam en güzelini paylaşmalıyım. Sen de benim en sevdiğim oyuncağımsın. Çok güzelsin. Nusa, Lara. Hediye edeceğiniz arasında yırtık kıyafet veya bozuk oyuncak olmasın. Efendim, ailece vermiş olduğunuz yardım için teşekkür ediyoruz. Allah karşılığını en iyi şekilde versin. İnşallah Allah bizi tekrar bir araya getirsin. Amin. Amin. Allahümme amin. Güzel dualarınız için teşekkür ediyoruz. Biz müsaade istiyoruz. Rara nerede? Doğru. Gidip bakabilir misin? Rara ne yapıyorsun? Sadaka vermeye çalışıyorum. Ha? Sadaka mı? Neyin sadakası? Ben tebessümle sadaka veriyorum. Tebessüm etmek de sadaka. Doğru diyorsun. O zaman ben de sadaka vermeye katılmak istiyorum. Bak tebessüm ediyorum. Gönülden gelen gönüle doğru ulaşır. Kardeşlerimizi mutlu edelim ki Allah da bizi mutlu etsin. Temizlik imandan gelir.
Dün usta demişti ki biz viral gündem olacak bir video hazırlayacağız. Hmm. Viral ne demek ki? Ben bilmiyorum. Ama abim demişti ki... İnternete bak öğrenirsin. O zaman viral diye yazalım. Buldum. Hmm. Viral virüsün yayılması demekmiş yani. Bir nevi hastalık. Ne yapıyorsun? Laptop kullanmayı bilmezsin ki. Artık anladım viralin ne demek olduğunu. Eğer viral ile ilgili bir video yapacaksak o zaman... Önce sen hasta olmalısın. O manada değil. Ha? Gel örneğine bakalım. Babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. Viral olan videolar böyle olmalı. Ha. Anladım. O zaman biz dans videosu çekelim. Ya da uzaktan kutuya para atmaya çalışalım ve girince de ben girdin usta diye cevap vereyim. Hayır Rara. Bizim faydalı bir şey yapmamız lazım. Ülkemizdeki duyarsız olan insanların piknik alanları, deniz kenarları, parklar ve çevreye attıkları çöpler yüzünden her geçen gün insanlar ve diğer canlılar günden güne zarar görmekte ve gözle görülmeyen bakteri ve virüsler çoğalmaktadır. Onun için halkımızın çöplerin yere atılmamasının önemli olduğu bilincinde olması lazım. Şükürler olsun tuttum. Görev tamamlandı. Tamam. Nusa, Rara. Bakın geçen yaptığımız video internette birçok kişi tarafından izleniyor ve çok beğeniliyor. Elhamdülillah. Rara, birçok insan izlemiş. Sağ ol anne. Video çekiminde yardım ettiğin için. Selamünaleyküm arkadaşlar. O da bizim viral videomuzdu. Nasıl buldunuz? Eğlenceliydi değil mi arkadaşlar? Biz Nusa, Rara ve kedimiz Anta ülkemizin temizliğine duyarlıyız. Hadi arkadaşlar. Hı-hı. Biz de kendi ülkemizin temizliğine duyarlı olmalıyız. Evet, doğru. Tıpkı abilerimiz gibi. Hı-hı. Aha, burada daha var. Aa, doğru, burada da var. İşte bu. Böylece çevremiz daha temiz olur. Ha, bilir misin? Peygamberimiz diyor ki: İnnallâhe cemil ve yuhibbul cemal. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Maşallah, ne güzel. Hadi bunları yerine atalım. Sanki oralarda hala çöpler var. Ah doğru. Bir de orası Nusa'nın evine yakın. Sonra da ziyaretine gidelim mi? Olur. İnnallâhe cemil ve yuhibbul cemal. Allah güzeldir ve güzelliği sever. Peki nasıl buldun? Güzel değil mi? Allah kutsal ve yücedir. Güzelliği de sever. Bu yüzden çevremizi temiz tutalım. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Güle güle. Temizlik imandandır ve Allah temizleri sever. Allah bütün evreni Kuddüs ismiyle temizlediği gibi biz de kendimizi ve çevremizi temiz tutmalıyız. Ezan okunurken gürültü yapmayalım. Yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Hadi Anta.
Yakalayamazsın demiştim. Lara, Lara. Ha? Oyununuza ara verin. Birazdan ezan okunacak. Hadi hadi. Yakala. Ama ezan okunurken gürültü etmemek lazım. Heykel gibi durmak değil. Evet, biliyorum. Biliyorsan neden hala oynuyordun? Tamam, özür dilerim. Bu yüzden Allah bizi günde 5 sefer huzuruna davet ediyor. Ezan da bizi Allah için namaz kılmaya davet eder. Tıpkı senin gibi. Nefsin senin namazı kaçırana kadar oyuna çağırıyor. Ha doğru. Öğretmenim demişti ki ezan havalimanındaki anons merkezi gibidir demişti. Bu ne demek oluyor ki? Evet doğru. Bu demek oluyor ki havalimanında her yolcunun bileti var ve biletin üstünde gerekli bilgiler yazar. Ha? Peki. Bilette gideceği şehir ve kalkış saati yazmasına rağmen hala neden geç kalıyorlar? Belki de unutmuşlardır. Ha? Aa! Tıpkı her gün okunan ezan gibi insanların camiye erken gelmelerini davet ediyor. Aa, öyle işte. Camiye gitmek yerine daha ne kadar kendi kendine konuşmaya devam edeceksin? Maşallah. Nusa, akşam vakti geldi bile. Hadi camiye. Neden hala sohbet ediyorsun ki? Şuna bak. Ezanın davetine katıl ki Allah-u Teala da senin isteklerine cevap versin ve seni sevsin. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.